Adası. Bu da ne? Siz kimsiniz ha? Ne istiyorsunuz? İnsanlar genelde bizi kuru kafa korsanları olarak anarlar. Hemen yakalayın şunları. Hepsini yakalayın. Ben onları hallederim. Sen diğerlerini de alıp derhal buradan git. Sen hava mı atmaya çalışıyorsun? Beraber savaşıp beraber öleceğiz. Tek başına kahraman olmak yok. Al sana bakalım. Az kalsın beni öldürüyordu. Acı nasıl bir manzara? Biraz egzersize ihtiyacım var. Biraz aklın varsa buradan defolup gidersin. Bu kadar normal olma. Eğer buradan hemen gidersen sana dokunmayacağım. Adamlarına geri çekilmelerini söyle. Bırak onları gitsinler. Seni küçük sefil herif. Buna nasıl cüret edersin? Derhal silahlarınızı bırakın. Eğer bırakmazsanız iki kızı da okyanusun derinliklerine bırakacağım. Hayır, onları dinlemeyin lütfen. Lordum. Cengomi. Bir avuç korkaktan başka bir şey değilsiniz. Şimdi hesaplaşma zamanı. Hoşça kal. Jeongamin! Jeongamin! Lordum, Jeongamin! Göründü. Korsanların yuvası burasıymış. Ne olursa olsun buradan kurtulmalıyız.
Dünyadaki bütün hazineler bizim olacak. Dünyadaki en zengin insanlar biz olacağız. Yeone kızım, bu zenginlik seni mutlu etmiyor mu? Hazineleri gerçekten seviyor musunuz? Dünyadaki hiçbir şey senin gülümsemene değişmem. Sahip olduğum her şey senin kızım. Sen benim her şeyimsin. Lütfen gülümse. Onlar sadece kurt. Django, sence yeniden saraya geri dönebilecek miyiz? Buradan kurtulabilecek miyiz? Dışarı çıkmanın bir yolu olmalı. Derler ki seni bir kaplan bile sürükleyip götürüyor olsa dikkatini toplamalısın. O yüzden ümidini yitirme. İyi ama nasıl Django? Şu ana kadar o kadar da kötü durumda değiliz. Eğer birlik olursak yapamayacağımız şey yok. Emin misin peki? Elbette. Ceongamin, efendim. Acele et, tamam mı? Deniyorum işte, deniyorum. Tamam, harika. Şimdi planı açıklıyorum. Ben savaşırken sen bayanları koruyacaksın. Bundan sonra sen benim komutamda bir askersin. Anlaşıldı mı Dongi? Ne, şimdi ben de mi asker oldum yani? Anne, nihayet ülkeme hizmet ediyorum. Endişelenmeyin, ben sizi kolluyorum. Tamam, hadi buradan gidelim. Çabuk olun. Efendim Sırojan, gerçekten de harikaydınız. Lordum! İyi ki sizi ne olur ne olmaz diye takip etmişim. Senin gibi baş belaları için çok özel bir şey hazırladım. Nedir bu? Ben de bunu diyorum ya. Hey sen, sana söylüyorum. Benim kim olduğumu biliyor musun? Büyük bir hata yapıyorsunuz. Size söylüyorum. Açın şu kapıyı hadi. Burası çok kalabalık. Bırakın bizi, çıkarın. Ben buradan çıktığım anda hepiniz kendinizi ölü bilin. Çıkarın bizi buradan. Çıkarın. Oho, bugün hasılat iyi oldu. O yüzden bu gece parti verelim. Hepimiz eğlenelim. Yaşasın! 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 Yeone, neyin var Yeone? Yeone, ayağa kalk. Yeone. Yeone. Burada kalın ve sesinizi çıkartmayın. Yeongro. Burada ne arıyorsunuz? Neleri olduğunu biliyor musunuz? Sangkunkan hanımefendi, kayıkçılar korsanlarmış. Sangkunk Choi. Sangkunk Choi'ye ne oldu? Neyi var böyle? Yeongro, ağlama lütfen. Gum Yeongro ne oldu? Çok merak ediyorum. Doktor, Yeone'nin durumu nasıl? Bu şekilde yemek yemezse açlıktan ölebilir. Ne? Ölebilir mi? Yeone, neden yemiyorsun? Sen benim her şeyimsin. Hadi kızım bir şeyler ye. Lütfen bir şeyler ye. Kaptan. Ne var? Dün gece yakaladığımız kızlardan biri Kraliyet Sarayı'ndaki küçük çıraklardan biriymiş. Kız seni görmek istiyor kaptan. Kraliyet mutfağından bir küçük çırak mı? Şu saraydaki küçük aşçılardan biri mi demek istiyorsun sen? Sen saraydan bir aşçı mı olduğunu söyledin? Evet efendim.
aşçılık yeteneklerinle gidişatı değiştirmeye mi çalışıyorsun? Evet efendim. Kızınızın yeniden yemesini sağlayacağım. Bunu yapabileceğine emin misin? Evet efendim. Ama sadece bir şartla. Ne? Ne şartı? İstediğinle söyle. Eğer başarırsam gitmemize izin vereceksiniz. Başaracağını mı söylüyor? Pekala. Eğer kızımın yemesini sağlayabilirsen isteğini yerine getireceğim. Ama eğer başaramazsan seni balıklara yem ederim ona göre. Ne diyorsun sen? Gumyong'un gizli danji yemeği tarifini bildiğini mi söylüyorsun? Hepimiz yemeği nasıl yapacağını öğrendik. Ama Gumyong her şeyi öğrenmedi ki. Her şeyi dinlemedi ki. Sen Gumyong'u ne sanıyorsun? Onun sayesinde buradan kurtulacağız. Biz de mi? Rüyanda görürsün. Siz burada kalıyorsunuz. Bizi burada bırakacağınızı mı söylüyorsunuz? Peki biz arkadaş değil miyiz? Arkadaş olduğumuzu da kim söyledi? Ne? Bunu nasıl yaparsın? Kimsin sen? Benim kim olduğumu biliyor musun? Evet. Sen çok kötü birisin. Sen az önce bana ne dedin bakayım? O zaman sen de kaplumbağanın tekisin. Hadi ama. Kesin şunu hem de hemen. Gizli danji yemeği tarifi öyle dinleyerek öğrenebileceğiniz bir şey değil. Çok güzel. Şunlara bir bak. Harika. Bana da verin biraz. Hey. Ne güzel aldım. Gerçekten çok güzelmiş. Hey. Parti veriyorlar ha, öyle mi? Al bakalım lezzetli, görüyor musun? Seni ahmak. Şu an yemek düşünmenin hiç sırası değil. Ama karnım acıktı. Yani. Efendim. Evet haklısın. Bütün gün hiçbir şey yemedik. Danji yemeğinin yararlarını görmek için bu iyi bir fırsat. Buradan kurtulmamız lazım. Bir şey yapmalıyız Dongi. Hem de hemen. O korsanlara karşı ne yapabiliriz ki? Teknede kaybettin zaten. Haklı olabilirsin. Ama Jengomi'nin öylece ölmesini beklemiyordum. O çok iyi bir adamdı. Ne demek istiyorsun sen iyi bir adamdı derken? Ayrıca bir de yüzük konusu var. Evet. Unutmuşum. Jengomi neden bu yüzük konusunda bu kadar ciddiydi? Yüzük Jangum'a ait, tamam mı? Annesi, yani rahmetli annesi ona verdi. Peki o zaman yüzüğün Jengomi'nde ne işi vardı? Ha? Yüzüğü çoktan değiştirdiklerini mi söylemek istiyorsun? Hayır, hayır. Küçük çıraklık sınavına giderken yüzüğü ağaçlıklarda kaybetmişti, anladın mı? Peki o zaman Jengomi'nle yüzüğün ne alakası var? Aynı gün maskeli birkaç adam Jangum'la benim kurtardığımız soylu bir adama zarar vermeye çalışıyorlardı. Kimi kurtardınız? Kimi kurtardık mı? Bunu bilmiyorum. Onu doktora götürdük. Her neyse. Jeongomi'nin o maskeli adamlardan biri olduğuna %100 eminim. Yoksa nasıl yüzüğü alabilir ki? Mümkün değil. Ne dedin sen? Düşünüyorum da yolculuğumuz boyunca bizi birkaç şüpheli adam takip ediyordu. Bazıları siyah maske takıyordu. Hayır. Bu olamaz. Onunla savaştık bile. İnanamıyorum. Neden bu kadar karmaşık? Sen kimsin Jeongomi'nin? Kimsin sen? Başka kim olabilir ki? Koyun postuna bürünmüş bir kurt işte. Gece pişti. Bu kadar yeterli olmalı.
Yani bunu dene. Yemek istemiyorum. Hadi sadece bir lokma al, tamam mı? Sadece bir kaşık al. Hadi lütfen. Yiyemiyorum, çok üzgünüm. Beni üzmeye mi çalışıyorsun sen? Tamam. Nasılmış? Yiyemiyorum. Ne oldu? Kendinden çok emindin. Hani bu işi halledecektin? Onu derhal buradan götürün. Tabii efendim. İrade. Gumyong. Siz burada ne arıyorsunuz? Biz de sizin gibi korsanlar tarafından kaçırıldık. Neyin var? Ne oldu? Ben iyiyim. İyi, en azından bir şeyiniz yok. Hanımefendi, hanımefendi. Lütfen kendinize gelin. Gumyong. Gumyong. Gumyong, iyi misin? Ne oldu? Yemeği yaptın mı? Gitmemize izin verecekler mi? Söylesene Gumyong. Hayır. Her şeyi mahvettim. Gumyong. Hayır, olamaz. Hayır. Yemeği nasıl yaptın? Ne? Neyin yanlış olduğunu bilmeliyiz ki bir sonraki sefer düzgününü yapalım. Öyle değil mi? Bana kızgın değil misiniz? Senin malzemelerini çalıp kaçtım. Neden beni suçlanıyorsunuz? Söyleyin neden? Bu doğru değil Gumyong. Çok yorgunum. Beni yalnız bırakın. Dikkat et. Siz ikiniz dışarı. Neden efendim? Siz bizim kölemizsiniz. Kölelerin çalışması gerekir. Yemek yemek istiyorsanız çalışın. Ne? Ne tür bir işmiş bu ha? Bize yemek falan vermediniz. Neden çalışacakmışız? Sen dışarı çık. Ne yapıyorsunuz? Bırakın lütfen. Hadi, hadi. Ne yaptığını sanıyorsun? Çekil. Sen Kumçay, iyi misiniz? Onu götürmesinler. Neden Gumyong'u götürüyorsunuz? Çünkü o sözünü tutmadı. Konuşmayı hak etmiyor. Ama Gumyong. Ben yaparım. Ne yapacağız? Yapamazsam öldürün beni lütfen. Yemeği yaparım. Ne olur Gumyong'u almayın lütfen. İzin verin kaptanı göreyim. Ben bunu yapacağım. Olamaz lordum, yapamazsınız. Ne demek yapamazsın? Ben sarayı korumakla yükümlü bir askerim. Bana böyle bir iş yaptıramazlar. Eğer korsanları sinirlendirirseniz bizi rahat bırakmazlar. Lütfen onların dediğini yapın efendim, lütfen. Söz veriyorum, kızınızın yeniden yemesini sağlayacağım. Sana neden güveneyim ki? Senden önce gelen kız da aynı şeyi söyledi. Üstelik o da senin gibi kendinden çok emindi. Nasıl yemek yapılacağını ben Danji'den öğrendim. Danji, Jeju Adası'nda mı? Evet efendim. Şimdi sen şu ilginç yemeği pişirebileceğini mi söylüyorsun? Evet efendim. Sana nasıl güveneyim ki? Aşçılık yeteneklerini ondan öğrendiğini bana ispatlayabilir misin? Eğer başaramazsam istediğinizi yapabilirsiniz. Ölmekten korkmadığını mı söylüyorsun? Kendime inanıyorum efendim. Tamam, hemen pişirmeye başla. Eğer başarırsam hepimizin gitmesine izin ver, Gumyong dahil. Bilemiyorum. O zaman yemeği kesinlikle yapmam. Ne? Seni hemen okyanusun dibine gönderebilirim, anladın mı beni? Kızının açlıktan ölmesine göz mü yumacaksın? Ne küstah bir kız. Pekala. Sana şimdilik güveniyorum. Ama eğer başaramazsan sana gününü gösteririm. Demek bütün
istiridyelerin geldiği yer burasıymış. Jeju adasında bile birini yakalamak oldukça zordu. Bütün istiridyeleri Jeju valisinden aldık ve onları daha yüksek fiyatlara sattık. Jeju adasında hiç istiridye olmamasına şaşmamalı. Danji bana yemekler yaparak birinin kalbini kazanabileceğini söylerdi. Danji yemeğini yaparak korsanların gönlünü kazanacağım. Malzemeleri hazırlarken elinden gelenin en iyisini yapmalısın. Samimi emeğin yemeğin içine geçip ona lezzet katacaktır. Buradan nasıl çıkacağım? Keşke Jeongeum'un burada olsaydı. Nihayet yemek oldu. Kaptan seni yalnız bırakmamamızı söyledi. Ama bu eğlenceli olacak. Sen ne dersin ha? Hey! Eğer düşmeden diğer tarafa kadar gitmeyi başarırsan sana bir şey yapmayacağız. Hadi yürü bakalım şimdi. Hadi kımılda. Hadi yürü bakalım yürü. Yürü hadi. Yeah.